Merhabalar sevgili seyirciler. Gündem Özel programında yine sizlerle birlikteyiz. Orta Doğu'yu konuşacağız. Daha doğrusu Hizbullah'ın dün İsrail'e indirdiği ağır darbeyi konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Kanal 12 Genel Müdürü Sayın Ali Demirtekin. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle hepimizin gözü aydın olsun diyelim. Günaydın evet. Diyelim hem de tüm Müslümanların. Çünkü dün akşam saatlerinde Hizbullah'ın işgalci, katliamcı, soykırımcı İsrail'e indirdiği ağır darbeyi tüm dünya konuşuyordu. Biz de bugün evet. Konuşmak istedik. An itibariyle gelen bilgiler, yenilenen bilgileri hemen aktaralım. Dün Hayfa'da düzenlenen dronlu saldırıda açıklanan rakamlar üzerinden söyleyeyim yeni bilgi. 4 ölü, 7 ağır, toplamda 60 yaralı olduğu söyleniyor. Hemen yorumları alalım size. Tabii öncelikle güne güzel başladık. Hı hı. Tabii güzel başladık dediğimizde biz direnişin İsrail'e vurduğu darbeler üzerinden konuşuyoruz. Yoksa tabii ki bu işgal rejiminin Gazze'de yaptığı katliamlar devam ediyor. Lübnan'a yaptığı saldırılar devam ediyor. Dün de yapmışlar. Evet, yine bir hastaneye saldırdılar. Maalesef her ne kadar direnişin ahlakı olsa da İşgal rejiminin ahlakı yok. Oldum evet. Olası hep sivilleri hedef alarak, daha doğrusu sivil hedef gözetmeksizin vurdu. Çünkü onlara göre de Gazze'deki herkes Hamaslı, Hamas destekçisi, terörist. Hı-hı. O yüzden çoluk, çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden her yeri vuruyorlar. Hatta yer yer güvenli bölge ilan ettikleri yerleri de vurdular biliyorsunuz. Yani insanları bir yere yönlendirip daha sonra orada da saldırı yaptılar. Birleşmiş Milletler'in işte okullarını, görevlilerini, evet. Mekanlarını vurdular. Yani yine dün Birleşmiş Milletler'le ilgili biliyorsunuz Birleşmiş Milletler güçlerine Lübnan'daki bir saldırı yaptılar. Hatta Birleşmiş Milletler görevlilerini, oradaki askerlerini tartakladılar. Yani herhangi bir hukuk, herhangi bir ilke anlayışları yok. Önlerine ne gelirse, ortada onun şımarık çocuğu diyoruz ya. Amerika ve İngiltere'nin bölgedeki gayrimeşru çocuğu aslında meşhur söylemi. Hiçbir şeyi yok, hukuk ve insani, vicdani anlayışları yok. Ama direniş öyle değil. Direniş bölgesel ilan ediyor ki aman buradan uzak durun, siviller ölmesin diye. Hı hı. Hasılı dün akşam böyle Müslümanların, mustazafların, Gazzelilerin, Filistinlilerin yüreğini serinleten bir saldırı gerçekleştirdi Golani hava üssüne. İşte 4 ölü dediniz de yani çok komik tabii. Bu İsrail'in uyguladığı sansürden çıkan ölü sayısı. Evet. Yavaş yavaş ölümlere izin veriyor. Kimin hı-hı. ölüp kimin hayatta kalacağına da İsrail rejimi karar veriyor. Her saldırıda aynı şeyi yapıyor İsrail. Ölü sayısını kendisi belirliyor. Kaç ölü var, kaç yaralı var kendisi ilan ediyor. Açıklayanı da bir şekilde hapse atıyorlar. Zaten ki. Yasak. Vatan hainliğinden yargılıyorlar. Hı-hı. Bu tarz saldırılarda görüntü paylaşanları, bilgi paylaşanları akşam hemen yayın yasağı da getirdiler bu saldırıyla ilgili. Hı-hı. Görüntü paylaşılmasını falan ama muhtemelen 100'ün üzerinde ölü ve 200'ün üzerinde de yaralı olduğunu biliyoruz aslında. Evet. Muhtemelen derken tam net sayı bilmiyoruz ama 100'ün üzerinde ölü olduğunu biliyoruz. Hı-hı. 200'ün üzerinde yaralı olduğunu biliyoruz. Drone saldırısı ile yapıldı bu. Ve İsrail'in şu anki demir kubbe sistemi drone Hı-hı. saldırısına karşı herhangi bir şeyleri yok, radarları yok. Bu saldırıları yakalayamıyorlar. Özellikle alçak irtifa uçuşlarını zaten yakalayamıyorlar. O yüzden direniş zaten yıllardır işgal rejiminin takibinde, her ne kadar işgal rejimi de bölgeyi sürekli takip etse de direnişte boş durmuyordu. 7 Ekim'den bu yana zaten bunu görüyoruz. Nasıl bir istihbarat çalışmalarının olduğunu. Direniş de an be an, gün be gün İsrail'deki bütün gelişmeleri takip ediyordu. Birkaç gün önce yine bir insansız hava uçağıyla, aracıyla daha doğrusu bölgeyi iyice taradı. Birçok binanın üzerinde askeri mühimmatların depolandığını gördü. O binadakilere ve o bölgedekilere o alanı terk etmeleri gerektiğini de ilan etti. Ve oralara yönelik çalışmalarına başlayacak. Evet. Bu 7 Ekim'den bu yana şehit Nasrallah demişti ki biz 7 Ekim'den beri savaştayız ve önceliğimiz işgal rejiminin bütün gücüyle Gazze'ye saldırmasını engellemek. Hı hı. İsrail'in kuzeyinde onların o gücünü boşaltmasını engellemekti ve düzenli olarak biz saldırılarımızı, yani aslında biz savaşın içindeydik.
birçok radarlarını vurdu, birçok gözlem evlerini, gözetleme kulelerini vurdu. Bir takım art niyetler sürekli Hizbullah ne yapıyor ki diyenler, tenekeleri vuruyor, arsaları vuruyor, boş yerleri vuruyor diyenler. Hı hı. Aslında dün akşam bu boş yer dediklerinin ne işe yaradığını da anlamış oldular sanırım. Çünkü birçok radar alanlarının ve gözetleme kulelerinin, kameralarının vurulduğunu, hı hı, ve ardından böyle güçlü bir saldırının da yapılabileceğini göstermiş oldu bu, hı hı, güne kadar yapmış olduğu faaliyetler. Hizbullah bitti, Nasrallah öldükten sonra, işte lider kadrosu öldükten sonra artık Hizbullah toparlanamaz gibi söylemler artmaya başlamıştı. Ki Amerika'dan bile artık Hizbullah'sız bir dünya açıklamaları gelmişti. Tıpkı 2006'daki gibi. Yani 2006'daki sürecin aynısını yaşadık. O kadar mesela neden Hizbullah 7 Ekim'de girmedi? Girdi, işte açıkladınız. Nasrallah da bunu açıklamıştı. İşte Hizbullah kimseyi öldürmedi, öldürdü, onu da gördük. İşte İran boş teneke attı, füzeleri de gördük. Yani bütün yalanlar aslında ifşa, evet, edilmiş oldu. Yani İsrail'i açıkça savunamayanların özellikle argümanları kalmadı. Şimdi açıkça savunamıyorlardı ama bu kinlerini, nefretlerini, daha doğrusu İsrail'e olan sevgilerini şöyle açıklıyorlardı. İşte Hizbullah hiçbir şey yapmıyor, boş teneke gönderiyor, kimseyi öldürmüyor. Dün artık bütün argümanlar tükendi. Fark ettiyseniz ana akım medyada yani Hizbullah vuruyor, helal olsun Hizbullah'a gibi söylemler görmeye başladık. Herhalde dediğim gibi yani argümanlar bittiği için kullanacak argüman kalmadı. Danışıklı dövüş bitti. Yani artık danışıklı dövüş diyemiyorlar. O işte komedi, dün bayağı bir ironi vardı özellikle sosyal, evet, medyada. Danışıklı dövüşün kaçıncı evresi acaba? Şimdi işte İsrail'de 60 asker. İşte yaralı söyleniyor ama biz biliyoruz ki birçoğu ölü. Dün Hizbullah sadece bir saldırı yapmadı. Bu arada dün 13 Ekim itibariyle 40 saldırı gerçekleştirdi. Bu 40 saldırıda da dediğiniz gibi 100'den fazla ölünün olduğu, 200'den fazla da yaralının olduğu iddia ediliyor. Bu bütün saldırılar değil. Benim söylediğim, evet, rakam sadece yemekhane saldırısı. Evet, hava üstü yemekhane saldırısı aslında. Evet. Şey meşhur adıyla yemekhaneye yapılan saldırıyla 100'ün üzerinde ölü ve 200'ün üzerinde yaralı verdiler işgal rejimine. Böyle bir zayiat verdiler. Ayrıca dünkü diğer saldırılarda verilen zayiatında maalesef çok detaylı bilgi alamıyoruz, evet, ambargodan dolayı. Sansür uygulandığı için drone'la gerçekleştirildi. Yani insan, evet, savar aracı dedikleri drone'la. Bizde stüdyomuzda bir drone var. Ben, evet, seyircilerimize o drone'u göstermek istiyorum. Saldırının gerçekleştiği işte yemekhaneye giren, eğer arkadaşlar verebiliyorsa detayda, zannedersem bu drone'a benzer bir drone. Yemekhaneye giriyor. Yemekhanede Siyonist askerler afiyetle yemeğini yerken hiç beklemedikleri anda bir bomba yemiş oldular. Afiyet olsun diyelim, evet, ekranlardan ama mazlumların ahını alan işte bu görmüş olduğunuz drone. Yani o Gazzelilerin, o çocukların intikamını böyle bir drone aldı. Kamikaze drone. Evet. Muhtemelen bunların biraz daha büyüğü, evet, ve üzerinde bomba taşıyabilen. Mantığı ama aynı. Evet. Yani bu drone'da aslında dikkat edilmesi gereken bir nokta da üzerindeki kamerası. Hı hı. Çünkü o kamerayla yönlendirmeyi yapılabiliyor. Ve bu, evet, kamera aynı zamanda bu şu anlama geliyor. Bu drone'lar uzaktan, yani birkaç yüz kilometre öteden birileri tarafından kullanılıyor. Hı hı. O yemekhaneye giderken yine bütün alan taramasını, etrafı, hepsini kayıt altına, evet, alabildi. Yemekhaneye girdiğinde birkaç drone'un ya da bir tanesinin Genelkurmay Başkanı Halevi'yi aradığını ve ona yönelik bir suikast, yani saldırı yapmak istediğine dair de bir söylenti vardı. Tabi bunların ne kadarının doğru ne kadarının yanlış olduğunu bilmiyoruz ama bu drone'da böyle bir şey mümkün. Yani içeriye girdiğinde çok kısa bir tarama, yani 1-2 saniyelik, birkaç saniyelik bir tarama da yapabildiği, evet, ne biliyoruz zaten. Ve ona yönelik bir saldırı vardı. Maalesef, hı hı, keşke bugün onu da duyurabilseydik. Onun itilaf edildiğinin de İsrail Genelkurmay Başkanı'nın itilaf edildiğinin haberini verebilseydik. Akşam aslında ona çok sevinmiştik. Maalesef doğrulanamadı bu haber. Evet. Ama yine de orada yemekhanedeki birçok üst düzey komutan ve askerler itilaf edilebilmiş oldu. Gereken mesajı İsrail aldı. Zaten İran'ın balistik füzeleriyle almışlardı ama dünkü özellikle drone saldırısı da bu mesajı vermiş oldu İsrail'e. Yani aslında Hizbullah'ı tanımayanlar işte ana akım medyada yorum yapıyorlar. İşte dün yapılan yorumlardan biri de Hizbullah'ın işte böyle bir gücü var mıydı ki? Acaba arkasında Rusya mı var veya da Fransa mı var? Başka ülkelerden bahsediliyor.
Yani Hizbullah hiç bilmiyorlar. Yani aslında zaten Hizbullah'ın gücü o. Hizbullah'ın elindeki gücü, silah gücünün ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani bir Milita Tepesi'ne gitseler mesela Lübnan'da. Milita Tepesi'nde bir askeri müze var. Lübnan'da, İsrail'deki işte askeri birliklerde kaç asker var? Kaçı işte hangi yatakhanede yatıyor? Bu bilgiler Hizbullah'ta var. Yani bunu bilmiyorlar. Hatta bu gündem olduğu, sırf Hizbullah bu bilgiye sahip olduğu için İsrail'de birçok işte bakan istifa etmek zorunda kaldı. Hizbullah'ı bilmedikleri için, bilmedikleri bir Hizbullah'ın da yorumunu yapmaya çalışıyorlar. İşte bu saldırıyı acaba Hizbullah mı yaptı ya? Kim yaptı? Acaba hangi ülke destek verdi? Hizbullah'ın böyle bir gücü var mı? Hizbullah'ın böyle bir gücü var. Defalarca söylediler. Niye kullanmadı? Şimdiye kadar niye olmadı? Hizbullah zaten savaşın içerisindeydi. Yani 2006'da mağlup etti. 7 Ekim'den bu yana süren katliamlarda da İsrail'in tüm gücünü aslında üstüne çekti. Ki nasallah tüm gücümüzle biz İsrail'e karşı karşılık vereceğiz dedi. İşte Gazze'deki katliamlar önlensin diye biz de buradan saldırılar düzenleyeceğiz. Düzenlediler de, hatta bu sebepten dolayı da Nasrallah şehit oldu. Yani evet. Gazze için, Filistinliler için danışıklı dövüşte, evet, danışıklı dövüşte nasıl bir evreyse bu, işte kendisi de şehit oldu. Oğlunun şehadeti, evet, gibi kendisi de şehadet makamına ulaştı. Ki Hizbullah'ın üst düzey birçok ismi de suikastlara, terör saldırılarına kurban gitti, şehit oldu. Evet. Yani Seyit Hasan Nasrallah'ın aslında şu sözü artık kehanet gibi gerçek olmuş oldu. Onu da görmüş olduk. O saldırılarında İsrailli askerler ya da İsrailliler çok eğlenirken şehit yakın zamanda, yani şehit olmadan yakın zaman önce, biraz gülün, yakında çok ağlayacaksınız, evet, diye bir mesaj vermişti. Yani bırakın İsrailliler biraz gülsünler, yakında çok ağlayacaklar. Eğer o görüntü varsa bu arada verebilirler mi? Bir askerin, İsrailli bir askerin, katil askerlerden birinin bir görüntüsü vardı. Nasrallah'ın aslında o sözünü doğrulayan. Evet. Varsa eğer o görüntü hazırsa arkadaşlar, sesini de açabilirsek. Yani daha çok ağlayacaklar. Nasrallah'ın o söylediği sözler, şehit Nasrallah'ın o söylediği sözler. Ben burada bir şey rica edeyim arkadaşlar, eğer hemen bulabiliyorlarsa. İsrail Gazze'ye saldırdığında o ağlama duvarının orada bir eğlence yapmışlardı. Evet. Gazze bombalanırken geçmiş orada, evet, bir geçmiş görüntülerden. Bir o görüntüyü de verebilirsek nereden nereye bir şey olmuş olur. Yani düne kadar bütün saldırılarda üstte kendisini gören ve halkına hep böyle güzel günler yaşatacağını düşünen İsrail yönetiminin ve halkının, Siyonistlerin ne hale geldiğinin de göstergesi bu. Evet. Ve yine ikinci lider olarak düşünülen Seyyid Haşim Safiyuddin de bir, hı-hı, konuşma yapmıştı. Seyyid'e yapılan bu saldırıyı, Şehit Nasrallah'a yapılan bu saldırıdan pişman olacaksınız. Hı-hı. Aslında siz kendi etinizi yediniz. Bunu da göreceksiniz. Kendi kemiklerinizi yediniz. Yani hani dirseklerinizi ısıracaksınız bu yaptığınız şeyin hatasını anladığınızda, saldırının hatasını anladığınızda. O aşamaya geçiliyor. Evet. İsrail'in bugüne kadar, İsrail yetkililerin bugüne kadar söylediklerinin tabii ki sonuç itibariyle bir terör devleti. Evet, bu bahsettiğim görüntü buydu. Evet. Bunun arkasına da diğer görüntüyü yine ekleyelim arkadaşlar. Böyle nereden nereye? Gelsin. Cumhurbaşkanımızın bir sözü var diye. Arka tarafta yani, Gazze'ye yapılan saldırıdan dolayı yanan bir binayı görüyoruz. Ve ön tarafta İsrailliler. İşte bugün de bu hale geldiler. Dünya üç günlük değil. Gazze'deki mazlumların, o ölen bebeklerin, evet, Ali Asker misali şehit edilen, Rugeyye misali annesi babası kalan kız çocuklarını görmüştük. Şimdi özgür ruhlu insanlar, tüm insanlar aslında bu görüntülerden zevk almalı. Niye zevk almalı? Çünkü hiç bir nebze de olsa içimiz soğuyor bu görüntüleri görünce. Katiller ağlıyor çünkü. Ağlayanlar katiller. Ya biz şeyi de görmedik mi? Yani Gazze'ye atılacak roketlere İsrailli çocukların okullarda işte götürülüp, okullardan askeri alımlara götürüp Filistinli çocuklara selam yazdıkları füzelerin üzerine, o görüntüleri de görmedik mi yani? İnsanlık adına her türlü ihaneti yaptılar. Yani bu, evet, ihanetin karşılığını da mutlaka ödeyecekler, ödemeye de başladılar. Aslında yıllardır ödüyorlar da işte gündeme çok getirilmiyordu. Yani Hizbullah, Hamas. Bu kadar güçlü yemiyorlardı. Evet, yani, bu kadar güçlü bir saldırı. 2006'dan, evet, bu yana böyle güçlü bir saldırı görmediler. Bir
işte İran'ın yaptığı balistik saldırıda 340 askerin öldürüldüğü, özellikle Amerika'dan gelen söylem bu yönde ki o gazeteciyi de tutukladılar. Tutukladılar, evet. Hemen doğruyu tutukladılar. Söyleyen, sözde demokrasi havarileri, özgürlükten bahsedenler, medya özgürlüğünden bahsedenler bir gazeteciyi tutuklayabiliyorlar. Ülkemizde de hiç ses çıkmıyor. Mesela bazı isimler var, İsrail sevici. Bazı isimler var, sözde gazetecilik adına faaliyet gösterenler. Bu arkadaşların hiç ses çıkmadı İsrail'in bu tavrına, evet, veya da Amerika'nın bu tavrına. Onlar genellikle ülkemizde veya da Orta Doğu coğrafyasındaki durumlarla ilgileniyorlar. Ama Batı'da bu tarz olaylarda en ufak bir ses çıkarmıyorlar. Bir dönemde işte Nasrallah'ın şehit olduğu zaman, işte Lübnan'a yönelik saldırılar düzenlendiği zaman İsrail'le beraber sevinenler vardı, tatlı dağıtanlar vardı. Dün sosyal medyada çokça gördüğümüz işte tatlı videoları var. Artık Müslümanlar, gerçek anlamda Müslümanlar, özgür ruhlu Müslümanlar tatlı dağıtmaya dün başladılar. Evet. Haklarıdır. Bence afiyet olsun da gayet herkese dağıtabilirler. Hak ediyorlar çünkü 7 Ekim'den bu yana öyle manzaralarla karşılaştık ki biz yani o çocukların, o ölen işte bebeklerin videolarını gördük ve yani içimiz kan ağlıyordu. Dün Hizbullah bizim içimizi bir nebze de olsa soğuttu. Evet. Allah onlardan razı olsun. Allah Hizbullah eliyle müminlerin gönlüne sekinesini, evet, indirdi aslında. O demir kubbeyi galiba arkadaşlar bir örnek olsun diye getirecekler ama getir. Demir kubbenin son hali bu. Gösterelim, evet, isterseniz. Elek şöyle mi yapalım? Evet. Drone saldırılarından sonra demir kubbeyi kevgire çeviren, elek haline getiren Hizbullah'a. Bir kısmını İran, bir kısmını, evet, Hizbullah, bir kısmını Hamas. İşte Ali Bey de gösterdi. Tam anlamıyla böyle detay girebilirsek, evet, kevgire döndü. Yani delik deşik oldu. Bunu da arkadaşlara teşekkür ederiz. Kameramanımız Serdar hazırladı. Güzel de akıl etmiş. Drone'u da o getirdi. Yani dünkü saldırılarla şöyle tutalım. Şu drone'un saldırısıyla, bu tarz insan savarıcı saldırılarıyla demir kubbe görmüş oldunuz. Kevgire döndü, delik deşik oldu. Bunu da çok rahat bir şekilde söyleyelim. Çünkü onlar çok rahat bir şekilde insanları soykırıma tabi tuttular. Biz de hiç değilse olanı bu şekilde açıkça anlatalım, söyleyelim. Evet, biraz böyle keyifli olduğumuzu da belli edelim. Neşemiz yerinde, Allah'a hamdolsun. Yine bir daha vurgulamış olalım. Tepe kadroyu şehit ettikleri için, hı hı, Hizbullah'ın artık kolunun bacağının kırıldığını düşünen, Hizbullah'ın bittiğini düşünen, Hizbullah'ın artık son demlerini yaşadığını ve çok kısa bir zamanda dağılacağını düşünen Siyonist destekçiler, Siyonizm ve Siyonizm destekçilerinin, hı hı, dün akşam nasıl bir mağlubiyetle mağlup olduklarını da Allah-u Teala bize göstermiş oldu. Yani Hizbullah, o az önce söyledim ya, Hizbullah'ın en önemli gücü, en büyük gücü, evet, gücünün sınırını kimsenin bilmemesi. Çünkü öyle hiyerarşik bir yapı var ki Hizbullah'ta, hı hı, kim şehit olursa olsun onun arkasından devam edecek plan belli. Evet. Yani bu şehit Nasrallah da olsa, yani en tepedeki de olsa, ondan aşağıya doğru herhangi bir komutan, bütün komutan silsilesi bile şehit olsa aşağıdaki asker ne yapacağını biliyor. Evet. Çünkü öyle bir yani eğitimleri, yetiştirilme tarzları hepsi bunun üzerine kurulu. Hepsi şehit olmak üzerine çünkü eğitim alıyorlar. Yaşamları ve eğitimleri bunun üzerine kurulu. Biz şehit olacağız. Ben şehit olursam ne olacak? İşte aşağıdaki de onu biliyor. Aşağıdaki şehit olursa onun aşağısındaki biliyor. Yani yukarıdaki şehit olursa ben ne yapacağımı biliyorum. Herkes o sistemin, hı-hı, içerisinde ve bunu gördüğümüz gibi daha henüz yeni genel sekreter seçmemişken ya da atamamışken, kimin lider olduğu belli değilken bile böylesine güçlü bir saldırı yapabiliyorlar. Ki buna bu dün akşamki saldırıya binaen İsrail medyasında şöyle haberler çıkmaya başladı. Nasrallah yaşıyor. Yani böyle bir saldırıyı komuta edebilecek başkası yok çünkü. Nasrallah'ın öldü diye bizi kandırdılar. Nasrallah yaşıyor ve bu savaşı, bu saldırıyı o koordine ediyor diye haberler bile çıkmaya başladı. Evet. Tabii ki inşallah doğrudur. Böyle bir haber çıkarsa çok mutlu oluruz. Yarın öbür gün inşallah Seyyid Hasan Nasrallah ekranlara çıkarsa tabii ki sevincimiz kat ve kat katlanır. Ama şehit olmuş olması da dünkü saldırı ile beraber şehit olmasının da etkisini de görmüş olduk. Evet. Yani kanın kılıca galip geldiğini bilen, kanın İslam'a nasıl bir can suyu olduğunu bilen bir
Mektebin evlatlarıyız biz. İmam Hüseyin'in evlatlarıyız. Kerbela'nın çocuklarıyız. Bu kanların ne anlama geldiğini biz çok iyi biliyoruz. Şehit olmamışsa da çok ayrı bir mutluluk olur. Evet. Her ne kadar tam durumu bilmiyor olsak da geçenlerde Lübnan'dan bağlanan arkadaşlarımız bunun kesin olduğunu söylediler ama sonuç itibariyle İsrail'de nasıl bir infial, nasıl bir kafa karışıklığı, nasıl bir panik olduğunun da göstergesi bu. Yani bunu sadece Nasrallah yapabilir. Yani bir komutanın başta olması lazım. Bu kadar her şeyi bilen, yani hem kendi gücünü hem karşı tarafı çok iyi bilen birisinin bunu yönetiyor olması lazım. Bu da Nasrallah'tır algısı oluşmuş demek ki. Çok şükür yani bu böyle güzel bir saldırının sabahına uyanmış olduk. Dün evet. Geceden beri de takip ediyorduk. Aslında mümkün mertebe bu tarz olayları anlık olarak izleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Ama şimdilik şu anda mevcut teknik şartlarımız ve sistemimiz buna hazır değil. Mümkün oldukça diyelim. Hızlı bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Evet, inşallah yani daha yakın zamanda anlık olarak bu bilgileri, bu haberleri izleyicilerimize de paylaşacağımız evet, günler gelecek inşallah. Nasrallah'ın şehadeti, şehit Nasrallah bile Hizbullah İsrail'i korkutmaya yetiyor. Yani diri Nasrallah, şehit Nasrallah İsrail'e yetiyor. Türkiye Caferileri lideri Sayın Selahattin Özgündüz de demişti. İşte Hizbullah'tan Nasrallah'lar bitmez. Yani öyle liderler bitmez. İşte Abbas Musavi İşte şehit edilince Hizbullah bitti dediler. Nasrallah geldi. Nasrallah şehit olunca Hizbullah bitti dediler. Ama dün gördük ki Hizbullah çok ağır darbeler indirmeye devam ediyor ki Nasrallah'ın şehit olduğu gece dahi İsrail'e çok sayıda roket ve füze gönderildi Hizbullah evet. tarafından. Operasyonlar gerçekleştirilmişti. Dün dikkatimi çeken komik yorumlardan biri de işte Hizbullah artık İran'dan ayrıldı. İşte İran'dan ayrıldığı için İşte yeni komutanları, yeni işte yönetimi işte böyle saldırılar gerçekleştirebiliyor. Şunu bilmiyorlar ki Hizbullah'ın genel sekreteri vardır. Hizbullah'ın normalde Hizbullah direkt İran'a bağlı olduğunu Hizbullah defalarca kendisi de açıkladı. Hizbullah İran destekli Lübnan direnişini sağlayan bir siyasi parti ve örgüt olduğunu hepimiz biliyoruz. İran'la Hizbullah'ın bağlantısı yani şöyle söyleyeyim, Kuzey Kıbrıs'la Türkiye Cumhuriyeti'nin bağlantısı gibidir. Yani birbirinden farklı değildir. Aynı, ikisi de işte direniş tarafındadır ve Hizbullah'ın tüm lojistik desteği İran, ya yani şimdi, direniş ekseni tarafından karşılanmakta. Herkes bir yerleri kaçmaya çalışıyor. Evet. Sanki Hamas'ın 7 Ekim saldırısını kimseye haber vermemesini de biliyorsunuz. Çok dillendiriyorlar yer yer. Evet. Çünkü eğer haber verseydi işte içerideki ajanlar hemen İsrail'e bildirecekti. O yüzden işte İran'a da bildirmediler, Hizbullah'a da bildirmediler gibi. Şimdi aynı şeyleri Hizbullah üzerinde diyorlar ama zannediyorlar ki bu söylemler bir kafa karışıklığı yaratır direnişin içerisinde. Böyle bir şey yok. Direniş tüm bağlarıyla birbirlerine bağlı. Yani organik, inorganik, duygusal, manevi her türlü birbirine bağlı ve bağımlı bir yapısı var. Ama bu tamamen tek bir yerden emir ve komuta aldıkları anlamına da gelmiyor. Kendi içlerinde özel yapıları da var. Hamas bunu kullanarak 7 Ekim'de saldırdı ve Hizbullah bundan hiç rahatsız olmadı. Bize niye haber vermediniz demedi Hizbullah. Evet. Yani 7 Ekim saldırısının hemen arkasından İsrail'e füze atışlarına başladı, bomba atışlarına başladı. Ya da İran, ey Hamas sen işte bize haber vermeden nasıl böyle bir şeye demedi. Cesaret edersin deyip ilişkini kesmedi. Her türlü yine maddi ve manevi desteğini Hamas'a gönderdi. Ve bunun bayraktarlığını yaptı. Yani hiçbir şekilde direnişin hiçbir unsuru birbirine karşı bayrak kaldırma ya da işte kötüleme, birbirine ne bileyim hani aklında başka şeyler düşünme gibi bir durumu söz konusu değil. Çünkü savaşta güvenerek hareket edebilirsiniz. Evet. Güvenmeden hareket etme şansınız yok. Ve bugün direnişin bütün unsurlarının tek bir hedefi var. Filistin'in özgürleşmesi. Şimdi Filistin'in özgürleşmesi için kimin mücadele etmesi lazım? Filistinlerin mücadele etmesi lazım. Hı hı. O zaman Lübnan niye bu kadar kendisini öne attı ya da Hizbullah niye bu kadar kendisini öne attı? Ensarullah Yemen'den kendini niye bu kadar öne attı? Sürekli füze gönderiyor, sürekli mitingler. Dünyanın en büyük ve en görkemli mitinglerini hep Yemen'den görüyoruz. Milyonlarca insan her cuma namazından sonra Gazze için, Filistin için yürüyüş yapıyor, gösteri yapıyor. Ya da Irak direnişinin
Yani niye böyle bir şeyin içine girsin ki? Niye kendisini feda etsin? Ya da niye böyle bir savaş durumuna getirsin kendisini Irak İslami Hareketi? Yani bu söylemleri sadece kendi etraflarındaki insanları kandırabilirler bu söylemlerle. Yoksa İran satmak istese Hamas'ı da, Hizbullah'ı da, Ensarullah'ı da, Irak İslami Hareketi'ni de satmak istese zaten çoktan satar ki. Yani nokta nokta Nasrallah burada demesine gerek yok ki. Hizbullah'ın zaten bütün bilgileri, Hamas'ın bütün bilgileri hepsi İran'ın elinde var. Bu bilgileri paylaşması yeter. Başka hiçbir şey yapmasına gerek yok. Bize haber vermeden böyle bir saldırı yapabilirler. İyi de düne kadar yapılan saldırıların hepsini İran'ın kontrolünde mi yapılıyordu? Yani olayı aslında tamamen İran'ı endekslemek yanlış. İran bu direniş hareketinin unsurlarından birisi. Liderliğini de yürütüyor olması başka bir şey. Ama sonuç itibariyle hiç kimse biz İran'dan emir almadan hareket etmeyiz demiyor ki. Evet. Hiçbirisinin böyle bir söylemi iddiası yok. Biz tamamen İran'a bağlıyız. İran'dan haberli de saldırı yapabilir, habersiz de saldırı yapabilir. Bu direnişin ortak harekat odası bazen birbirinden bağımsız da çalışır. Evet, biz bunu gördük. Ya direniş sonuç odaklıdır. Yoksa o bana niye söyledi, bu bana niye söylemedi, bu niye benden haberli, niye habersiz gibi bir direnişin içerisinde böyle bir olay mesela yok. Mesela Hizbullah'ın Rıdvan birliklerinin Hizbullah'tan ayrı bir birlik olduğunu. Evet yani ne kadar saçma yani. Rıdvan birlikleri şu an yönetimi ele aldı, artık İran'dan kopardı. O yüzden bu kadar rahat saldırı yapabiliyor. Ya Rıdvan Hizbullah'ın elit birlikleri. Yani Hizbullah'ta 100 binin üzerinde savaşçı var. Rıdvan birlikleri en profesyonel birliği. Düne kadar da bu saldırıların büyük kısmını zaten Rıdvan yapıyordu. Şehit İmad Muniye'nin kontrolündeydi. O şehit olduktan sonra yeni komutanı geldi. Rıdvan gücünden de, prestijinden de, hareket kabiliyetinden de hiçbir şey kaybetmedi. Evet. Rıdvan'ın yönetimi ele almış olması gibi bir durum da söz konusu değil. Çünkü Hizbullah'ın içerisinde bir çatışma yok. Birimleri arasında herhangi bir çatışma yok. Yönetimi sen aldın, ben aldım. Hizbullah'ın kendi içerisinde bir hiyerarşisi var. Ya bu biraz şey gibi, konuyu bilmeden, içeriği bilmeden, haritada belki Lübnan'ın yerini tam olarak ya da Beyrut'un, Dahiye'nin yerini gösteremeyecek insanların işte çıkıp yorum yapmaları. Ama yani onların bilmesine ve öğrenmesine aslında şöyle gerek var. Televizyonlarda yorum yapıyorlarsa bari öğrensinler. Ama öğrenemiyorlarsa sıkıntı değil. Zaten İsrail biliyor, Rıdvan birliklerinin de kim olduğunu, nasıl hareket ettiğini az çok tahmin edebiliyorlar ki Lübnan'a kara harekatı düzenlemeye kalkınca Rıdvan birlikleriyle karşılaştılar ve arkalarına bakmadan kaçmak zorunda kaldılar. Hani dediler ya, kara harekatı başladı ve artık Lübnan işgal edilecek. Türk televizyonlarında da böyle bir algıda vardı bizim televizyonlarımızda. Maalesef işte Batı kaynaklı haberleri alıp çevirip direkt kaynak olarak önlerinde okuyorlar. Biz yıllarca bunu hep söyledik. Yani mesela Erbeğin törenleri için Batı medyası yorum yapar. İşte milyonlarca ziyaretçi Kerbela'ya gidiyor ama dini ziyaretçinin karşılığı olmadığı için Türkçe'ye çevirip milyonlarca hacı Kerbela'ya gidiyor. Kerbela'ya hacı olmak için gidiyor gibi mesela Türk televizyonlarında, bizim televizyonlarımızda Batı'dan işte bölgeyi bilmedikleri için, gitmedikleri için Batı'dan gelen haberleri böyle servis ediyorlar. Öğrenecekler bence. Yani bu biraz da onlar için alıştırma oldu. Hizbullah'ın ne olduğunu bu teknolojide, işte herkesin elinde bir telefon var. 2006'da belki sosyal medya var mıydı yok muydu hatırlamıyorum ama bu kadar etkin değildi. İnternet de bu kadar etkin değildi ama şimdi herkes bir şekilde Hizbullah'ı da, Hamas'ı da, direnişi de tam anlamıyla öğrenecek. Televizyonlarda da işte o 7 Ekim'de başladığı zaman, 7 Ekim sürecinde televizyona çıkan bazı yorumcular Hizbullah aleyhinde öyle şeyler söylediler ki Nasrallah'ı İsrail ajanı ilan ettiler. O isimler dün helal olsun Hizbullah'a, İsrail'e karşı tek savaşan ordu demeye başladılar. Yani öğreniyorlar, tecrübe ediyorlar. Bazen art niyet de olabiliyor. Bazen art niyet olmaktan aslında bilgisi o kadar olduğu için yorum yapıyor insanlar. Ama sonuçta bizim meşhur konuşuyoruz ya bazen. İyi, kötü niyetli olsan ne kadar zarar verebilirsin diye. Evet. İlla birilerinin uşağı olmasına gerek yok. Birilerinin fonluyor olmasına gerek yok. Bazen iyi niyetle de şeyler döşenmiş olabiliyor. Bu kötüye yorumlanabilecek, kötü algı oluşturabilecek ya da insanların moralini bozabilecek ya da düşmana hizmet edebilecek. Yani bu taşların illa kötü niyetli olarak döşenmesi gerekmiyor. İyi niyetli olarak da döşenebiliyor. Ama
kötü niyetlerin ya da fonlanan bir takım yerlerden fonlanan insanların zaten başka türlü konuşmasını beklemiyoruz. Evet. Ama evet, iyi niyetli olan insanlar da gerçeği gördüğünde en azından fikir değiştirebiliyorlar. Biz kimseye niye, aa sen dün böyle söylüyordun, şimdi niye böyle söylüyorsun demiyoruz. Evet. Olabilir, herkes yanlış yapabilir. Önemli olan yanlıştan dönülmüş olması. Bugün kamuoyuna açıklama yapan akademisyenlerin, öğretim üyelerinin ya da siyasi analizcilerin, gazetecilerin dün Hizbullah'a kötü söz bile söylemiş olsa ya da direnişe kötü söz bile söylemiş olsa bugün ondan dönmüş olmaları bizi ancak mutlu eder. Evet. Yer yer dış siyasetimizde atılan yanlış adımlardan dönülmesinin de bizi ne kadar mutlu ettiğini, hı hı, ifade ettiğimiz gibi. Yani yanlışa ısrarla devam etmelerini zaten istemiyoruz ki. Ne diyelim yani, sen dün böyle söyledin, yine böyle söyle mi diyelim. Ha şimdi gelelim bu tarafa, olayın bu tarafına. Hizbullah'la ilgili dünkü saldırılar evet kamuoyunda da ciddi bir algı değişikliği oluşturdu çok şükür. Çünkü bu aynı zamanda kendi ülkemizde sadece Hizbullah değil İran üzerinden de bir şey söylendiğinde Şiiler üzerinden söyleniyordu. Evet. Yani bu Hizbullah Şii ve Şiiler şöyledir. Şiiler bunu yapıyorlar. Şiiler işte dün bize sadece Sünnileri öldürmeyi bilirler. Şiilerin genel yapısı budur. Özellikle Suriye üzerinden verdikleri örneklerle İran'a ve Hizbullah'a sürekli aynı şeyleri söylüyorlardı. Bu algının da kırılmış olması ülkemizdeki milli, evet, birliğimize hizmet eder ancak biz de bundan gurur duyarız, mutlu oluruz. Kesinlikle. Biz bir de insanların doğruları öğrenmesine işte inanç perspektifiyle bakmıyoruz. Türk vatandaşı olarak diyoruz, evet, ki çok şükür bu ülkenin gazetecileri de işte analizcileri de kanaat önderleri de artık bölgeye doğru bakmaya başladı. Önemli olan bu. Mesela bazı ehli sünnet alimleri, büyük alimler dün Hizbullah'ın yaptığı saldırı sonrası çok da güzel hem vahdeti aşılayan güzel de açıklamalar yaptılar. Evet. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yani bu dönem daha önceki programlar siz de dile getirmiştiniz. İşte Sayın Ahmet Turgut'un sözü vardı. Türk'ün Şiisiyle Sünnisi bir araya gelince Karabağ azat oldu, özgürleşti. İslam ümmetinin de Şiisi Sünnisi tamamıyla bir araya gelirse işte Kudüs de özgür olacak, Gazze de kurtulacak, Lübnan da kurtulacak. Bu minvalde, evet, bu düşüncede açıklama yapan ehli sünnet alimlerinin sayısının çok olduğunu özellikle dün gördük. Evet, bazı algılar değişti. Buna inanç perspektifiyle de Türk vatandaşı gözüyle bakıyoruz. Dün saldırıyı gerçekleştiren o dronlar Mirsat dronları, İran'ın ürettiği Mirsat dronları. Şimdi herkes böyle bir o dronlara bir anlam yüklemeye çalışıyor ama Hizbullah'ın elinde olan standart dronlardan biriydi. İşte işin İsrail tarafından kötü olan tarafı bu. Yani 200 kilometre hızla giden Mirsat dronları. Daha önce Hizbullah'ın kullandığı dronlardı ve Hizbullah bunu radardan bir şekilde geçirdi. Yani elinde çok üst düzey dronları kullanmadı. Hayalet dronlar değil bunlar. Hayalet yani. Dronlar değil. Mirsat, standart. İşte hatta Milita Tepesi'nde de gidenler varsa bilirler. Orada sergileniyor Mirsat dronları. Yani kendi sergilerinde, askeri müzelerinde de sergilenen İHA'lardan biri. Evet. Bu dronlarla bu saldırıyı gerçekleştirdiler. İşte Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Yani bir akşam ansızın geldiler. Ki Hizbullah'ın en önemli sözlerinden biri de bekle bizi İsrail, beklediğin her yerde. Evet. Bekle bizi İsrail, beklemediğin her yerde. Beklemedikleri bir yerdeydi. Yemekhanedeydi. Afiyetle yemeklerini yerken bombayı da yemiş oldular. Biz bir gazeteci refleksiyle aslında bölgeye de baktığımız zaman İsrail'in orada mağlup olmasına seviniyoruz. Bunu dün televizyonlarda da söylediler. Yani evet, savaş kötüdür, insanlar ölmesin gibi böyle hümanist açıklamalar yapacak değiliz. Kusura bakmasınlar. Yani o dönem bitti. 7 Ekim'den bu yana yapılan saldırılardan sonra bitti. Ben artık kalkıp da diyemem ki savaş kötüdür, dünyada savaş olmasın. Ama oluyor. Ha, bir taraf eğer insan haklarına, evet, riayet ediyor olsa diğer tarafı da davet ederiz. Yani ki eğer dün akşam gördünüz. Evet. Yani Hizbullah askeri anlamda yine ağır bir mağlubiyet tattırdı. Bunun karşılığında Gazze'de El-Aksa Hastanesi'ni vurdular. Orada verelim arkadaşlar görüntüsünü. Yaralılar orada insanlar tedavi oluyordu. Evet. Sivil insanlar vardı. Eğer varsa görüntüleri, dün İsrail'in yaptığı katliamlardan birine daha şahit olduk. Askerlerinin acısını sivil insanlardan çıkarmaya çalışıyorlar. Maalesef El-Aksa Hastanesi, ki orada çocuk bölümü de vardı, yatan çocuk hastalar da vardı. Çocuk, yaşlı, kadın, herkes var. Hastanede herkes var. Orası bir askeri üs değildi. İşte Hamas'ın bulunduğu bir yerde değildi. Orası hastaneydi.
ama İsrail için fark etmiyor. Yani İsrail eğer gerçekten savaş ahlakına, insan hakları, uluslararası insan hakları hukuklarına dikkat etse, savaş hukukuna dikkat etmiş olsa ve direniş bunu yapmış olsa biz direnişi de kınarız. Tabii. Ki yani direniş yine de titiz davranmaya çalışıyor sivil noktalara vurmamak konusunda. Ki dün akşam bile dediler askeri noktalardan uzak durun. Evet. Ve yani uzak durun dediği, işte sizin için şurası güvenlidir dediği yerde eğer direniş oraya bomba atmış olsa biz bunu da kınarız. Evet. Yani her ne kadar İsrail'de yaşayan herkesin Siyonist olması, işgalci konumunda olmuş olmasına rağmen eğer sen bir bölgeye Eman bölgesi diyorsan, burası emindir diyorsan oraya toplanmış insanları vuramazsın. Evet. Ama İsrail bunu yapıyor ve yaptı, defalarca yaptı bunu. Yine dün akşam işte Gazze'de hastaneye yapılan saldırıda bunun göstergesi. İşte bunun bir misil yaptığında, bunu bizim aslında çok gönlümüzden geçerek söylemiyoruz. Siz de sivil noktaları vurun diye. Ama siz de sivil noktaları vuracaksınız ki o siviller İsrail'in bu yaptıklarını alkışlamayacaklar. Evet. İran'ın saldırılarında biz en çok neyden mutlu olduk? Gazze'li çocukların başının üzerinden geçen füzeler onları korkutmuyordu. Evet. İlk kez o gece o füzeler Filistinli Gazze'li çocukları korkutmadı. Mutlu mutlu işte oyunlar oynayarak, ne bileyim şarkılar söyleyerek o füzeleri karşıladılar. Çünkü başlarının üzerinden her geçen füze acaba bizim başımıza mı düşecek diye korkuyordu o çocuklar. O korkuyu, o dehşeti, o güvensizliği İsrail vatandaşları da İşgal rejiminin, işgal ettiği topraklardaki vatandaşları da yaşamalı, bunu görmeli. Çünkü bakın bir görüntü vardı arkadaşlar, Yahudilerin İsrail bayrağını yaktığı bir görüntü vardı. Ve bunu... Siyonist karşıtı Yahudiler. Evet, evet, Siyonizm karşıtı Yahudiler. Bunu paylaşan da bir Yahudi sayfasında ve şöyle bir açıklamayla bu görüntüleri paylaşmış. Bir asır önce yaşamış yani İsrail rejimi henüz bölgeyi işgal etmeden ve kendilerine devlet demeden önce en büyük hahamlardan biri olan Brisker bir keresinde şöyle demişti. Yahudi tarihinde birçok sapkın grup olmuştur ancak Siyonizm en kötüsüdür. Tevrat Yahudilere dünyada ılımlı ve barışçıl bir halk olmayı öğretir. Öte yandan Siyonizm Yahudiliği çarpıtarak, İnsanları ezerek, başkalarına ait toprakları gasp ederek ve Tevrat tarafından yasaklanan her türlü iğrençliği yaparak hedeflerine ulaşmaya çalışır. Siyonizmin öğrettiği ilkeler çalmak, öldürmek, toprakları gasp etmek ve insanları sürgün etmektir. Siyonizm Yahudiliğin tüm temel ilkelerine aykırıdır diye paylaşmış bu evet. Görüntüleri paylaşırken. Ve burada Yahudi inancına sahip insanların Siyonizm bayrağını nasıl yaktıklarını da görmüş oluyoruz. Evet. Aslında biz defalarca programlarda söyledik, biz aslında Siyonizme, yani insanlık Siyonizme karşı, daha sonra Siyonizm insanlığa karşı, yani kendinden olmayan Yahudileri bile öldürmeye teşebbüs edebilecek bir anlayışa sahip. Böyle radikal... Görüntüyü verdiği için gazetecisini hapse atıyor. Hapse attı. Yani görüntüyü verdiği için. Şu anda da dün de yayın yasağı getirdiler, işte evet. Görüntüler yayılmasın diye ama yayıldı. Dün itibariyle yüreğimizi ferahlatan görüntüler yayınlandı. İsrail'den de bölgeden de bilgiler gelmeye devam ediyor. Dün evet. Netanyahu'nun özellikle Lübnan'a yönelik saldırıları durdurma emri verdi. Yani evet, korkunun ecele faydası yoktur. Bunu bir kez daha gördük. Dün yapılan, Hizbullah'ın yaptığı operasyondan sonra Lübnan'a artık hava saldırısı gerçekleştiremediler. Lübnanlılar da dün gece rahat bir uyku uyudular. Çünkü Dahiye bölgesi ve etrafındaki sivil noktaları hedef alıyorlardı. Hatta bir noktada, Birleşmiş Milletler'in olduğu bir noktada kimyasal silah kullandığı da iddia ediliyor ki bunu da Birleşmiş Milletler görevlileri iddia ediyor. Yani kimyasal silah dahi kullandılar. Ama dün isyan eden kimdi? Yani bu saldırılarda yemekhaneye saldırı düzenlenmiş, askeri yemekhaneye, askerlere, Siyonist askerlere yönelik saldırı düzenlenmiş, insan haklarını, insan hakları örgütlerine yardıma çağırdılar. Yani utanmadan dalga geçtiler. İnsan hakları ne zaman devreye girecekti? Gazze'de çocuklar katledildiğinde, soykırıma uğradığında yani dünyayla dalga geçiyorlar. O yüzden ülkemizdeki gazeteciler bunu bir kez daha görmüş olsunlar. Netanyahu'nun Amerika Kongresi'nde ayakta alkışlanması, dün özellikle işte insan haklarını yardıma çağırmaları, BM'ye başvurmaları dünyayla dalga geçtiklerinin bir göstergesi.
O yüzden İsrail, Siyonist İsrail ancak güçten anlar. Merhum Necmettin Erbakan'ın da dediği gibi onların anlayacağı tek dil güçtür. Evet. Yani savaştır. Ateşkes ne zaman olur? Bütün kurallara uyarlar. Filistinlileri katletmekten vazgeçerler. Oraya bir kurşun dahi göndermezler. O zaman belki oturulup ateşkes konuşulabilir. Ama İsrail'in, Siyonizmin anlayacağı tek dil. Biz yaşadıklarımızdan bunu çok net görebiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Yıllarca hep Filistin'de yaşanan katliamlardan, soykırımlardan bahsettik. İşte Ramallah'ta, Batı Şeria'da, Filistin'in her noktasında bu katliamlar, soykırımlar yaşandı. Ama Gazze'de öyle bir boyuta geldi ki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kaç katı insan hayatını kaybetti. Şimdi Putin için tutuklama kararları çıkarıldı birçok yerde. İşte Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı ama Netanyahu için herhangi bir tutuklama kararı yok. Birçok ülke, evet, bizim de dahil olduğumuz bir şey, soykırım davası var, uluslararası dava. Ama herhangi bir sonuç alınabilir mi? Evet, biz taraf olduk, evet. Ancak bir sonuç alınabilir mi? Bir parantez açayım sözlerinize. Hani Netanyahu ile ilgili herhangi bir şey var mı, açıklama ya da bir karar var mı? Dün Lübnan'daki Birleşmiş Milletler, Lübnan geçici görev gücünü komutanlığına İsrailli askerler bir saldırı yaptı. İşte. Kapıların, ana kapılarını tahrip etti ve 15 askeri yaraladı. BM askerleri bunlar. Birleşmiş Milletler askerleri. Ve yani Birleşmiş Milletler kararına göre bu tarz görev alanlarında saldırıldığında Birleşmiş Milletler'in tüm ülkelerine saldırı yapılmış gibi kabul, evet, ediliyor. Yani aslında onların dokunulmazlığı var. Kimse dokunamaz onlara. Kim dokundu? İsrail askeri. Siyonist İsrail askeri. Ne yapıldı bunun karşılığında? Sadece bir açıklama. Birleşmiş Milletler tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatırız. Evet. Kınamakla, hatırlatmakla. Evet. İşte Siyonist lobi o kadar ele geçirmiş ki işte Batı dünyasını, seslerini çıkaramıyorlar. Yani karşılaştırmak gibi olmasın da İran'da bir işte bir kadının işte başörtüsünden dolayı işte öldüğü ya da öldürüldüğü iddia edildi. Bunun için protestolar, dünyanın her yerinde bir kadın için protestolar yapıldı ama Gazze'de binlerce kadın, yani 20 bin üzerinde kadın ve çocuk katledildi. Ama Batı dünyasından bu üniversiteler ve orada yaşayanlar için söylemiyorum. Batı'da yaşayan insanlar çokça protesto gösterileri düzenlediler. İşte Avrupa Kupası maçlarında bunu gördük. Özellikle Celtic taraftarları her maçta Filistin bayrağı açarlar. Onlardan bahsetmiyorum ama yönetimleri işte sözde bir kadın için dünyayı ayağa kaldırdılar. Ama Filistin'de binlerce kadın hayatını kaybetti. Ses çıkarmıyorlar. Çıkarmayacaklar da çünkü demin de söyledik. Siyonist lobi Batı'daki yönetimleri bir şekilde ele geçirdi ya da başka türlü onlara tahakküm uyguluyor. Bunu, evet, net bir şekilde görüyoruz. Ama Hizbullah ne yaptı dün? Yaptığı işte saldırıyla kimi hedef alacağını çok iyi bildiğini gösterdi. Yani hep konuşuyoruz ya Hizbullah'ın istihbaratı ya da direnişin istihbaratı. Yani o saatte yemekhanede olduklarını biliyorlardı. Ve ne kadar sürede o dronlar oraya gidecek? Yaklaşık 45 dakika, evet, 1 saatlik bir mesafede gidecek. Yani tam o saatte, yemekhanede oldukları saatte o saldırıyı gerçekleştirdi. Peki Golani hava üssüne neden saldırdı? Yani hani Rıdvan birliklerinden konuşuyoruz ya, Hizbullah'ın, evet, elit birliklerinden. Bu Golani üssündeki askerler de İsrail'in elit birlikleri. Yani özel görevlere gönderdikleri, en iyi eğitimi almış, eğitimlerinden başarıyla geçmiş askerlerin oluşturduğu özel bir birlik, evet, ve düzenli ordunun birkaç parçasından birisi. İsrail'de herkes asker olduğu için düzenli ordunun yanlış bilmiyorsam 6-7 ya da 5-6-7 civarında bir ayrı şeyleri var. Bu onlardan biri, düzenli ordu ve düzenli ordunun elit birlikleri. Hizbullah kimi vurdu? Elit birliği vurdu. Yani ve nasıl vurdu? Bütün demir kubbe ve radar alanlarını geçerek, evet, vurdu. Yani Hizbullah'ın dün yapmış olduğu saldırı yine büyük bir istihbarat başarısıdır. Hangi saatte, hangi yemekhanede olduklarını biliyor olması, hatta Genelkurmay Başkanı'nın da orada olması gerekiyordu. Belki oradaydı, kurtuldu, bilmiyorum. Hatta birkaç drone'un içeride böyle ilk girdiklerinde birkaç saniyelik keşif. Yani Genelkurmay Başkanı'nı arayarak direkt ona saldırı yapması için içeride böyle bir tarama yaptığı da söylentiler arasındaydı.
yine de inşallah Allah'tan ümit kesilmez. Belki ölüm haberi de gelir. Yani aslında ama böyle bir saldırıyla. Tat bugün dağıtılacak bazı tatların kaymağı olur üstünde. Evet, üstüne kaymağı olur. Ekstrası olur. Yanındaki bir mezesi gibi bir şey yani olur ama. Yani en iyi askerlerini öldürmüş oldu. Oradaki sadece bazen öldürmek bizim Karabağ Savaşı'nda bir Azerbaycanlı ya mikrofon tutulduğunda diyor ya biz Azeriler savaşta kan gördüğünce korkmuyoruz ki. Tam aksine daha çok şeye şevke geliyoruz gibi bir sözü vardı. Tabi Azeri dilinde nabrot kızışıyoruz gibi bir şey kullanmıştı. Yani Müslümanlar, müminler, iman etmiş olanlar ölümden korkmuyorlar ki. Yahudiler korkuyor ama. Yani dünkü saldırının vermiş olduğu tahribat sadece ölü ve yaralı tahribatı değil. Mesajı aldılar onlar. Evet, yani oradaki artık bütün askerler, o elit birlik denilen işte Golan'ın üstündeki diğer askerler ve bununla beraber diğer komuta merkezindeki askerler. Düşünsenize sürekli bir artık tedirginlik halinde drone gelecek mi? En ufak bir sesle, motor yani sesinde. Yani şunu görseler korkacaklar artık. Yani şöyle bir onu görseler artık herhalde siperlere, mevzilerine evet. yatarlar. Yani hemen masa altına girerler ki saldırı var diye. Evet. Kendi dronların, hangisinin kendi dronları olduğunu da nereden bilecekler? Çok büyük bir psikolojik yıkım da aynı zamanda. İsrail ordusu için dün yapılan bu saldırı. Ben yine direniş güçlerini ve böyle bir eylemi planlayan, uygulayan ve başarıyla bitiren hepsini tek tek tebrik ediyorum. Yani biz de tebrik ediyoruz ama evet. dronların üstüne artık şey yazabilirler, dikkat öldürür diye. İsrailliler için, özellikle işgalci İsrailliler için bunu da bir kez daha söyleyelim. Evet biz işin tabii işte drone'unu gösterdik, işte elek şeklinde haline gelmiş demir kubbeyi gösterdik. Bunu Filistinli Gazze'liler, Filistinliler için aylardır işimiz kan ağlıyordu. Bugün hiç değilse programa başlarken böyle rahat başlayalım. Bizi izleyen evet. vatandaşlarımıza da ve bir nebze olsun ferahlık verelim. Ve yine Hizbullah dün bu yaptığı saldırıyı Seyyid Nasrallah'ın intikam saldırısı olarak açıklamadı. Evet. Gazze'ye hediye etti. Yani bu başarıyı Gazze'deki çocuklara hediye etti. Böyle de bir yüce gönüllülük yaptı. Yani bunun başarısını kendilerine mal etmeden Gazze'deki mücahitlere ve çocuklara hediye ettiler bu. Dünkü yapılan saldırının başarısında onlar adına aslında evet. üstlenmiş oldular. İnşallah kendi başarıları ve kendi intikamlarının da alınacağı güzel operasyonları da bekliyoruz artık. İnşallah. Ya direniş bir şekilde operasyonları devam ediyor. Ama mesela Suriye'ye çullanan örgütler vardı, gruplar vardı, tatlı dağıtanlar. Onlar hüzünlü sözde İslam adına savaştıklarını söylediler ama eğer bugün İslam adına savaşacaksanız Gazze'li mazlumlara sahip çıkmak zorundasınız. İsrail'e tek kurşun atmadan İslam adına savaşıyoruz diyemezsiniz. Evet. İslam'a direniş grupları diyoruz biz onlara. İslami direniş gruplarıdır. Onlar İslam'a direniş grupları. Çünkü onların kurşunları ancak Müslümanlara ya koca yöneliyor. Koca sarıklı cübbeli alimler Suriye'de cihat fetvası verdiler. Sadece cihat fetvası vermediler. Yani gidin orada askerle savaşın demediler. Öldürün dediler. Kadın, çoluk, çocuk hiç önemli değil. Eğer onlar iyilerse Allah cennete atacak. Siz ondan sorumlu değilsiniz dediler. Siz öldürün, iyilerse Allah cennetine atar onları. Hı hı. Ama siz öldürmezseniz yarın öbür gün onlar büyüdüklerinde işte size düşman olarak büyüyecekler. Gibi fetvalar verdiler. Kim verdi bunu? İslam adına. Sözde İslam alimleri verdi. Yani rastgele böyle merdiven altı alimler değil. Böyle çeşitli kurumların başındaki alimler verdi bu fetvayı. Evet. Sözde İslami cihat grupları, İslami direniş grupları hepsi büyük bir şevkle Suriye'ye girdiler. 80 ülkeden Suriye'ye gittiler. Ne için gittiler? Diktatör Esad rejimini devirmek için. Müslümanlara eziyet eden Esad rejimini devirmek için. Esad diktatördü, Müslüman değildi, ne bileyim işte halkına eziyet ediyordu. Hangi ibareyi koyarsanız, ne derseniz, daha fazlası şu an İsrail'de var. Evet. Yani Esad yine Müslümandı. Hani siz ona kafir diyorsanız, tamam kafir olsun. Netanyahu Müslüman mı? Sana göre kafir. Yani orada işte halkına eziyet ediyordu. Burada halkına değil, Müslüman topraklarına saldırı yapıyor. İşte kimileri Suriye imtihanından geçemedi. Yani hani Suriye'de ne dediysen, Suriye için neyi öne koyduysan şu an Filistin'de çok daha fazlası var.
çok daha büyüğü var. Ne dersen, yani hangi ilkelerle Suriye için cihat fetvası verdiysen ya da oraya mücahitlerini gönderdiysen, sözüm ona, aynısının daha fazlası, kat be kat fazlası Filistin'de var. Yani evet. Filistin için niye bu fetvalar yok? Fetva veremedin, kimseye de gönderemediniz. Bu imtihandan da geçemediniz. Özellikle Suriye olaylarında şöyle bir algı hep yaratılmaya çalışıldı. İşte Hizbullah hala o söyleniyor. Hizbullah Ehl-i Sünnet'le savaşmış gibi bir algı var. Ki Hizbullah tekfirci, Vahabi, radikal örgütlerle savaştı. Bunu bir kez daha ismini, adını koyalım. Çünkü aynı şekilde ülkemizde, sınırımızda gelen IŞİD terör örgütüne karşı biz de savaş verdik. Bunu defalarca söyledik. O zaman Türkiye'de Ehl-i Sünnet'e karşı savaşmış mı oldu? Yani öyle mi algıladım? Ya da FETÖ terör örgütü işte meclisimizi bombaladığında biz onlara, Mehmetçiğimiz onlara cevap verdiğinde işte Ehl-i Sünnet'i mi vurmuş oldu? Onlar Ehl-i Sünnet'e bağlı oldukları için onlara Ehl-i Sünnet mi diyeceğiz? Terör örgütü terör örgüttür. Mezhebi, dini, ırkı olmaz. O günde Lübnan sınırına kadar geldiler ve Lübnan'ı işgal etmekle Lübnan'ı işgal edeceğiz dediler. 2011'de Suriye'ye olayları başladı. 2013'te Hizbullah girmek zorunda kaldı. Bunu defalarca söyledik. Yine de söyleyelim. Evet, Kusayr'a kadar gelmişlerdi. Kusayr'ı işgal etmişlerdi. Oradan Lübnan'a saldırılar yaptı. Bir sonraki hedefimiz Beyrut dediler. Beyrut dediler ve içeride bombalar patlatmaya başladılar. Ve Hizbullah'ın Suriye'ye girişinin ana temel sebebi de Seyyide Zeynep Türbesi'nin korunmasıydı. Çünkü Hucr bin Adi'nin mezarını kazıp onun naaşını yerinden çıkarıp başka yere götürenlerin söylemleri sıradaki hedefimiz Seyyide Zeynep dediler. Evet. Yani peygamberimizin torunu. Hangi Müslümanın kelime-i şehadet getirmiş, inancı yani mezhebi, itikadı her ne olursa olsun peygamber torununun, kız torununun mezarını deşeceğiz ve onu doğrudan götüreceğiz diyen bir söyleme tepki vermemesi, bunu sineye çekmesi, kabul etmesi ve desteklemesi ya mümkün olabilir mi? Evet. Ben Lübnan'a gittiğimde, Lübnan Suriye'de 2019'da bir belgesel için gitmiştim. Bana dediler ki Lübnan Suriye sınırında bir nokta var Lübnan topraklarında. Seyyide Havle Türbesi, Hazreti Hüseyin'in kızlarından biri işte esir edildikten sonra dolaştırılıyor. Orada da şehit oluyor ve İmam Zeynel Abidin de onu oraya işte o türbesini yapıyor. Hatta bir de ağaç dikmişler işte türbe belli olsun diye. Ben de büyük heyecanla orayı ziyaret etmek için indim arabadan kameraman arkadaşımla beraber. Oraya çekerken bir baktık. Etrafta büyük büyük böyle engeller, barikatlar konulmuş. Bu barikatlar niye var dedim. IŞİD buraya hedef aldı. Yani hatta bir bombalı bir araç yakalamışlar. Bahçesinde de bunu sergiliyorlar. Yani sözde İslam adına savaşıp Hazreti Hüseyin'in küçük kızının türbesini patlatmaya çalıştılar bunlar. Yani böyle bir zihniyet. Hizbullah böyle bir zihniyetle savaştı. Bunu inkar edemez. Hizbullah kasaptı. Kime kasaptı? Selefi, tekfirci, Sünni'yi de tekfir eden, Şii'yi de tekfir eden örgütlere karşı evet onların gözünde bir kasap olabilir. Hani Kasım Süleymani içinde diyorlardı ya Halep kasabı evet. Kasım Süleymani de Selefiler için bir kasap gözünde olabilir. Hayır yani. Halep'te Sünni mi bırakmışlardı ki? Evet. Halep'i işgal edip bütün içerisindeki fabrikaların malzemelerini söküp başka ülkelere satanlar oranın yerli Sünnileri miydi? Evet. Yani halkını katledip Halep biliyorsunuz bir hani sanayi ve ticaret bölgesidir. Hı hı. Oradaki bütün fabrikaları darmadağın ettiler. İçerisindeki makinalarını götürdüler yurt dışına yok pahasına sattılar. Bütün zenginliklerini aslında yok ettiler yani. Halep'te sıradan vatandaş abluka altında, eziyet altında yönetimi tamamen tekfirci zihniyet ele geçirmişti. Evet. Ve yani, onunla mücadele edene dediler ki siz Sünnileri öldürüyorsunuz. İnsanların yollarını kesip işte sabah namazı kaç rekat cevabını veremeyenleri de öldürdüler. Yani kendilerini neredeyse haşa Allah yerine koyup insanlara ceza vermeye kalktılar. Böyle bir zihniyet, böyle bir anlayış. Evet bu anlayışa Türk milleti de karşıydı ki ülkemizde de çeşitli saldırılar da yapmışlardı. Bir kez daha direnişi kutlayalım. Direnişi, evet, direnişin sevinciyle sevinen tüm Müslümanları da tebrik edelim. Özgür ruhlu insanları tebrik edelim. Üzülenlere de artık geçmiş olsun. Tatlı dağıtlar. Şimdi helvada daha kötüleri gelecek. Daha kötüleri de gelir. Helvada dağıtabilirler. O arkadaşlar da izleyen arkadaşlar varsa. Evet. Diyelim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah böyle güzel haberlerin olduğu yayınlarımızı çoğaltalım. İntikam saldırılarıyla alınan kellelerin böyle güzel programlarını yapalım. Allah İslam ve Müslümine, İslam ordularına zaferler nasip etsin. Amin. Allah yolunda, Kur'an yolunda samimi ve samimane duygularla savaşan, İslam birliği için savaşan İslam ordularının muzaffer olduğu günleri görmek dileğiyle diyelim.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Gündem Özel programı sona erdi. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.